Bir haftayı tamamladık, yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta çok kritik. Özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü Türkiye'yi yakından ilgilendiren iki meseleyi konuşuyor olacağız. Bunlardan birisi Perşembe ve Cuma günü Avrupa Liderler Zirvesi gerçekleşecek ve olası Türkiye yaptırımları konuşulacak. Bu zirve öncesinde de çok önemli açıklamalar var. Onları sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda önümüzdeki hafta Amerika'da teşvikler yeniden konuşulacak, masaya yatırılacak. Öbür taraftan Türkiye'ye uygulanması muhtemel Katsa yaptırımları değerlendirilecek. Bu iki gelişme, yani Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan gelecek iki yaptırım konusu haberi Türkiye'deki piyasaları çok yakından ilgilendirecek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu videoda da her zaman olduğu gibi önümüzdeki hafta olabilecek verileri, rakamları sizler için değerlendireceğim. Aynı zamanda kapanış rakamlarına da bakacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi. Evet, Perşembe ve Cuma günü gerçekleşecek. Biliyorsunuz yakın zaman içerisinde Avrupa Parlamentosu toplandı ve Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusuyla ilgili bir tavsiye kararı çıktı. Çeşitli yetkililerden çeşitli açıklamalar geliyor. En son Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısından bir açıklama geldi. Açıklama çok kritik. Bakın ne diyor Başkan Yardımcısı Şinas. Türkiye'ye yaptırımlar sadece kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli olacak diyor. Olabilir demiyor. Yani bir yaptırım mutlaka çıkacak. Üstelik bu yaptırımlar kısa vadeli olmayacak, tek bir konuyu içermeyecek, sadece enerji şirketlerini bağlamayacak. Muhtemelen Gümrük Birliği'nin ve hatta Avrupa Birliği üyeliğinin sıkıntıya girmesine yol açacak yaptırımlar olabilir sinyalini veriyor. Bu tür açıklamalar arka arkaya gelmeye devam ederse bunun kur üzerinde çok ciddi etkilerini görmeye başlayacağız. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ne tür sıkıntılar var? Onlara da kısaca bir göz atalım. 7 başlıktan oluşuyor aslında genel olarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sıkıntılar. Bunlardan birincisi elbette Doğu Akdeniz meselesi, ikincisi Kıbrıs meselesi, üçüncüsü Libya krizi meselesi. Libya krizi de yine Doğu Akdeniz'deki petrol aramalarını yakından ilgilendirdiği için Avrupa Birliği açısından önemli. Biliyorsunuz Libya ile Türkiye arasında bir anlaşma gerçekleşmişti ve bu anlaşmaya dayanarak Türkiye Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaları yapıyor. Bu konuda yine Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin gündeminde olan konulardan birisi olacak. Bir başka önemli mesele Suriye meselesi. Amerikan askerleri Suriye'nin kuzeyinden çekildikten sonra bu bölgeye Türk askerleri yerleşmişti. Avrupa Birliği de Türk askerlerini burada işgalci olarak tanımlıyor. Yaptırım başlıklarından birisi de bu olacak. Konuşulan konulardan birisi de bu olacak. Beşincisi Dağlık Karabağ konusunda Türkiye'nin Azerbaycan yanında yer almış olması da yine Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerini zedeleyen konulardan birisi. En önemli başlıksa tabii ki sığınmacılar konusu. Biliyorsunuz Türkiye'deki sığınmacıları Türkiye zaman zaman Avrupa'ya bir sopa olarak gösteriyor ve Avrupa'da sığınmacıların bir sopa olarak gösterilmesi konusunu değerlendiriyor. Bu konuyla ilgili de yine Türkiye geri adım atmazsa yaptırım başlıklarından birisi de bu olacak gibi görünüyor. 7. başlıksa Türkiye'nin uzun zamandır talep ettiği Avrupa Birliği üyeliği ve aynı zamanda Gümrük Birliği'nin kapsamının genişletilmesi. Bu konuyla ilgili de zaten Avrupa ile uzun yıllardır uzlaşamıyoruz. Hatta Avrupa Birliği yaptırım başlıklarından birisini bu iki konu üzerine konumlandıracak gibi. Hem üyelik görüşmelerini sonlandırabilirler, aynı zamanda Gümrük Birliği ayrıcalıklarından da vazgeçebilirler. Ne anlama geliyor bu arkadaşlar? Türkiye'nin Avrupa ile ticaret yapması çok daha zorlaşacak gibi görünüyor. Bizim en önemli ticari partnerimiz, neredeyse her iki maldan birisinin ticaretinin yapıldığı bölge Avrupa Birliği, ne yazık ki çeşitlenmiş bir ticaretimiz yok. Dolayısıyla Avrupa Birliği önümüzdeki dönemde ticari yaptırımları, Gümrük Birliği yaptırımlarını ve üyelik müzakeresi yaptırımlarını masaya koyarsa bu Perşembe Cuma gününde ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırız ve bu da Türkiye'deki dolar sıkıntısının yanında ciddi bir euro sıkıntısını da beraberinde getirecektir. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür tarafta Amerika'da da iki önemli görüşme var. Bunlardan birisi bizi çok yakından ilgilendiriyor. Öbürü dünyayı ve altın cephesini daha yakından ilgilendiriyor.
Teşvikler meselesi dünyayı ve altın cephesini yakından ilgilendiren bir konu. Katsa yaptırımları ise direkt Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele. 12 maddeden oluşuyor arkadaşlar ve bu 12 maddeden 5'i başkan tarafından seçiliyor ve uygulanıyor. Trump döneminde uygulanmamıştı, ertelenmişti, hatta engellenmişti. Ama Biden döneminde bu yaptırımların çok hızlı bir şekilde devreye konulacağı konuşuluyor. Ha, önümüzdeki hafta bu yaptırımlar çıkartılabilir mi? Biden koltuğa oturmadan yaptırımların gündeme gelmesi ve çıkartılması biraz zor olabilir. Hala yetki Trump'ta biliyorsunuz. 20 Ocak tarihi itibariyle Biden koltuğa oturacak. Dolayısıyla bu yaptırımlar çok ciddi bir şekilde görüşülecek ve bir koz olarak Türkiye'nin önüne konulacak gibi görünüyor. Bu 5 madde içerisinde de muhtemelen finansal yaptırımlar ön plana çıkacak. Finansal yaptırımların en önemlisi ise Türkiye'nin SWIFT kanallarının kapatılacak olması. Yani tüm para akışının kapatılacak olması ki böyle bir durumda arkadaşlar yapılan ihracat gelirlerinin birçoğunun Türkiye'ye girmesi de zorlaşacak. Dolayısıyla yine bir dolar sıkışıklığından bahsediyoruz. Yani iki kritik gelişme de Türkiye'nin önümüzdeki dönemde çok ciddi bir kur şokuna girmesini beraberinde getirebilir. Onun için önümüzdeki hafta yapılacak görüşmeler ve buradan çıkacak açıklamalar çok kritik ve çok önemli. Öbür taraftan teşvik meselesi var bile biliyorsunuz. Amerika'da iki teşvik paketi üzerine görüşülüyor. Tabii bunlar öncü teşvikler olarak nitelendirilebilir. Çünkü Biden göreve geldikten sonra muhtemelen kesenin ağzını daha da açacak ve trilyon dolarlarca yeni mali teşvikler gündeme gelecek. Yakın zaman içerisinde 908 milyar dolarlık bir teşvik paketinin açıklanması bekleniyor. Hem cumhuriyetçilerin hem de demokratların desteğiyle. Gerçi hafta sonu yapılan bazı açıklamalara göre önümüzdeki hafta bu teşviğin çıkmama ihtimali de var. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu teşvik ertelense bile çok geçici olacak dediğim gibi. 20 Ocak tarihi itibariyle Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte arka arkaya teşvik paketlerinin açıklandığını göreceğiz. Bu 908 milyar dolarlık teşvik paketi önümüzdeki hafta açıklanırsa ya da somutlaşırsa işte o zaman altın fiyatlarının yükseliş eğiliminin daha da hızlandığını görürüz. Teşvikler altının yükseliş eğilimine girmesini sağlıyor ama altının yükseliş eğilimini yavaşlatan bir başka gelişme tabii ki aşı konusu. Aşıyla ilgili uygulamalar da başlıyor. İngiltere'de, Rusya'da, aynı zamanda Amerika'da aşı çalışmalarının önümüzdeki günlerde, bakın önümüzdeki aylarda demiyorum, önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlaması konuşuluyor. Dolayısıyla aşı haberlerinin gelmesi de piyasada biraz rahatlama yaratacak gibi görünüyor. Kritik mesele şu: aşı üreten firmalar üretim miktarlarını yeterli yapamazlarsa, bunların dağıtımlarını istenildiği gibi gerçekleştiremezlerse, çok daha ötesi bu aşılar beklendiği etkileri yaratmazsa ya da çok geçici etkiler yaratırsa, daha ötesi hastalığın yayılma hızı kesilmez ise ister istemez ekonomiler kapanmaya devam edecek ya da beklendiği hızda açılmayacak arkadaşlar. Bu da dünyadaki risklerin artması anlamına geliyor. Diğer bir risk tabii ki jeopolitik riskler. Biden beklendiği gibi Çin'le tarifeleri kaldırmadı. Biraz daha bekleyeceğiz. Avrupa Birliği ile görüşeceğiz. Müttefiklerimizle görüşeceğiz. Ona göre adımlar atacağız dedi. Demek ki politikalar yumuşamayabilir Çin'le. Suriye politikalarının Amerika tarafından sertleştirilmesiyle birlikte Amerika-Rusya gerilimi artabilir. Avrupa-Rusya gerilimi artabilir. Yine Amerika-Türkiye gerilimi artabilir. Bu da jeopolitik riskler anlamına geliyor. Altın fiyatları üzerinde ciddi bir baskı yaratacağı ortada. Yani yukarıya doğru eğilimin artacağı ortada. Yine bir başka haber. Bakın Lufthansa, örnek olarak söylüyorum bunu. Havacılık sektöründe çok önemli bir firma. Dünya çapında bir Alman firması 29 bin kişinin işine bu yılın sonuna kadar, yani bu ay içerisinde son verecek arkadaşlar. Tüm Avrupa'da, tüm Amerika'da ve tüm dünyada işsizlik korkusunun artacağı bir döneme giriyoruz. Yani tasarruf eğilimi daha da artacak. Bu da altın gibi güvenli limanlara akışın hızlanmasını beraberinde getirecek. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarının çok agresif bir şekilde yükseldiğini görebiliriz arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bir iki veri var. Onları da paylaşacağım. Sonra sizlerle rakamlar nerede şu anda, hangi seviyeden kapandı ve önümüzdeki hafta ve haftalarda hangi seviyelere gidebilir, bunu da değerlendireceğim. Öncelikle Türkiye'de iki veri açıklanacak
olacak önümüzdeki hafta. Onları paylaşayım sizlerle. Birincisi çarşamba günü açıklanacak olan çeyreklik işsizlik verisi. Kritik, önemli bir veri ama piyasaları çok da fazla hareketlendirecek bir veri olacağı kanaatinde değilim ama yakından takip edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin önümüzdeki dönemde nereye doğru gittiğini, özellikle ekonomik sıkıntıların büyüyüp büyümediğini gösteren önemli bir öncü gösterge arkadaşlar. Bunu takip edeceğim sizler için. Cuma günü açıklanacak olan cari denge çok kritik bir rakam arkadaşlar. Cari açığın her geçen gün biraz daha arttığını bize gösterecek. Nitekim Kasım ayında dış ticaret verisinin de çok ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Dolayısıyla Kasım ayı dış ticaret verisi de yine cari açığın üzerine neredeyse tamamen eklenecek. Bu cuma açıklanacak veri Ekim'deki cari denge verisi olacak. O rakamda muhtemelen 30 milyar doların üzerine çıkmış bir cari açığı bize gösterecek. Yani Ocak'tan bu yana gelen cari açığımız 30 milyar doların üzerine çıkacak ve kritik bir seviyeye gelmiş olacak. Dünyada ise salı günü AB istihdam verileri açıklanacak. Kırmızı kitap verileri açıklanacak Amerika'da. Nedir bu kırmızı kitap verisi? Ondan da bahsedeyim sizlere. Amerika'daki perakende sektörünün durumunu izah ediyor aslında. Perakende sektöründe bir canlanma var mı yok mu? Enflasyonist bir baskı oluşuyor mu oluşmuyor mu? Bunun bir öncü göstergesi, kritik bir veri. Onu da yakından takip etmek gerekiyor. Yine Perşembe günü Amerika'daki haftalık işsizlik maaşı başvurularına bakacağız. Orada bir yükseliş eğilimi var. Bu yükseliş eğilimi devam edecek mi etmeyecek mi onu göreceğiz. Yükseliş eğilimi devam ederse teşviğin bir an önce çıkması konusunda da baskılar artacaktır. Onun için kritik, son haftalarda arka arkaya yükselmeye devam ediyor. Beklentilerin üzerinde geliyor işsizlik maaşı başvuruları. Amerika'da Perşembe günü enflasyon TÜFE verisi, Cuma günü de üretici fiyatları verisi açıklanacak. Bunları da yakından takip edeceğiz. Gelelim rakamlara. Borsa 133.087. Dolar 7.80.11. Euro 9.46.34. Sterlin 10.47. Parite 1.21.28. Faiz 13.76. Altının onsu 1838 dolar. Altının gramı 461 lira. Gümüşün onsu 24 dolar 18 sent. Gümüşün gramı 6 lira 0.8 kuruş. Brent petrol 49.25. Ham petrol 46 dolar. Dolar endeksi 90 ve CDS, Türkiye'nin CDS'i de 354 seviyesine gevşemiş durumda. Bir de kripto para cephesinden Bitcoin'e bakalım. Orada da 18.978 doları görüyoruz. Biliyorsunuz Bitcoin geçen hafta tüm zamanların rekorunu kırmıştı ama 20.000 doları da görememişti. Sadece 120 dolarla 20.000 dolara ulaşamamıştı. 19.880'den geriye döndü. Şu sıralarda da 18.978 dolar seviyesinde. Peki önümüzdeki hafta ne olacak? Bir kere doların yükseliş eğilimi önümüzdeki hafta agresif bir şekilde olabilir. Birincisi enflasyon çok yüksek geldi biliyorsunuz, %14'ün üzerinde. Üretici enflasyonu da çok yüksek. Aradaki makas 9 puan arttı ve %23 seviyesinde. Bu bize şunu gösteriyor. Demek ki bu yüksek makas aralığı tüketici enflasyonun her geçen biraz daha yükselmesini beraberinde getirecek. %18'lere varan bir enflasyon görebiliriz önümüzdeki ay. Dolayısıyla faiz üzerindeki baskı artacak. Faiz arttırılmazsa piyasanın beklediği şekilde muhtemelen arkadaşlar kurun kontrolsüz bir şekilde yükseldiğini görmeye başlarız. Öbür taraftan hem Avrupa Birliği'nden gelecek yaptırım haberleri hem de katsa yaptırımı haberleriyle birlikte kurda şok etkilerini görebiliriz. Kademeli yükselirse faiz beklentisi ve enflasyon beklentisiyle birlikte doların ilk hedefi 8.80 olacaktır. Doların Aralık ayındaki ilk hedefi 8.80 olacaktır. Sonra 9 liranın üzerine atacaktır kendisini. Euro'nun ilk hedefi doların o 8.80'e gittiği süreçte 10.30-10.50 aralığı olacaktır arkadaşlar. Keza sterlin de ilk hedefi 12 lira olacaktır. Peki uzak bir hedef mi bu? Hayır değil. Dediğim gibi bu ay içerisinde gerçekleşebilir. Özellikle önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve Amerika'dan gelecek katsa haberleriyle birlikte. Teşvikler ise altını tetikleyecektir. Eğer ki o 908 milyar dolarlık teşvik önümüzdeki hafta daha da somutlaşırsa altın fiyatlarında şu anki 1800
1838 seviyesinden aniden 1900'ün üzerine doğru çıktığını görürüz. Yeni rekor denemelerinin Biden'ın koltuğa oturmasıyla birlikte, yani 20 Ocak tarihinden sonra olmasını bekliyorum. Biden koltuğa oturana kadar muhtemelen biz 2000'in hemen kıyısında ya da 2000'in hafif üzerinde bir altın ons fiyatı göreceğiz. Bir yandan da kurdaki yükselişi göreceğimiz için gram altının da 530-540 aralığında olduğunu ve yeniden zirve denemeleri yapmaya başladığını göreceğiz. Gelelim pariteye, 1.21.28 paritedeki yükseliş eğilimi özellikle teşvik haberleriyle devam edecektir. Teşvik haberleri kısa vadeli sekteye uğrarsa paritede bir geri çekilme görürüz. Keza altında bir geri çekilme görürüz çok kısa vadeli. Orta ve uzun vadede şu anda paritenin gittiği yer 1.25, altının onsunun gittiği ilk hedef de 1980 seviyesi olacaktır. Bunu da unutmayın derim. Gümüş de keza 24 dolar seviyesinde şu anda, ilk hedef 27-28 dolara gidecektir. Sonrasında 30 doları zorlamaya başlayacaktır. Gümüş gramının da 8 lirayı zorlamaya başladığını görürüz. Çok ani bir hareketle kendisini 7 liranın üzerine zaten atacak gümüşün gramı, özellikle bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Dünyada aşı haberi dışında iyi bir haber yok aslında. Tüm dünya ekonomileri çok ciddi sıkıntıda. Teşvik paketleri bir an önce gündeme getirilmezse büyük problemler ve büyük ekonomik krizlerle karşı karşıya kalabiliriz. Nitekim şu anda Hazine Bakanlığı'nda aday olarak gösterilen eski Fed Başkanı Yellen'in açıklaması da bu yönde. Dünya büyük bir ekonomik krize doğru gidiyor. Tarihi bir ekonomik krizin eşiğindeyiz dedi. Nitekim ben de aynı görüşteyim. Çünkü korona meselesi çözülse bile ekonomik sıkıntıların yakın zaman içerisinde çözülmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla arkadaşlar çok ciddi yıkımlarla karşı karşıya kalacağız. 2021 yılı içerisinde ben altında 2300-2500 dolar hedeflerinin çok kolay hedefler olduğu kanaatindeyim. Hatta 3000 dolar hedefinin de çok abartı olmayan bir hedef olduğu kanaatindeyim. Bunu da hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Umarım sorunlar çözülür. Umarım hastalık meselesi biter. Umarım ekonomiler birilerinin söylediği gibi çok hızlı bir şekilde ayağa kalkar. Ama dünyadaki gelişmeler gösteriyor ki ne yazık ki ekonomilerin toparlanmaları öyle kolay olmayacak. Bu iş yıllarca sürecek ve ne yazık ki çok ciddi sıkıntılar bizi bekliyor olacak. Bütün dünyada 255 milyon kişinin açlık sınırının altına gitmesi bekleniyor bu dönemde arkadaşlar. Türkiye'nin CDS'i neden 354'e geldi? Çünkü faizle ilgili beklentiler arttı. Enflasyon yükseldi. Türkiye yeni bir faiz artırımına gidecek, gitmeli beklentisiyle CDS şu anda geriye çekiliyor. Merkez Bankası bakın 400-500 baz puan daha bir faiz arttırımı yapmazsa büyük ihtimalle kurda çok ciddi atakları zaten göreceğiz. Keza Katsa ve Avrupa Birliği yaptırımlarının da etkisini göreceğiz ve bu şok etkisi yaratacak ama Avrupa Birliği ve Katsa yaptırımları olmasa bile faiz beklentisinin gerçekleşmemesi durumunda biz zaten kurda ciddi atakları görürüz. Ha faiz arttırma olursa da bunun hiçbir çaresi olmayacağını söyleyeyim. Yani Merkez Bankası 400-500 baz puanlık bir faiz arttırımı gerçekleştirirse arkadaşlar şu anda 15 olan faiz ortamını 19'a çeker ama önümüzdeki ay tekrar 19'a gelen enflasyonla kafa kafaya bir seviyeye gelir ve dolayısıyla ne yerliyi ne de yabancıyı çekebilir. Bir de üzerine riskler biner. Türkiye yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek kur ortamına girerek ciddi bir ekonomik krize doğru emin adımlarla ilerler. Evet, zor bir haftaya giriyoruz. Kritik ve sakat bir haftaya giriyoruz. Ciddi dalgalanmaları görebiliriz bu hafta. Onun için lütfen sakin olun diyorum sizlere. Bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.